Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amin ya mu'in. Değerli arkadaşlar, Maide suresinin son sayfası, yani 114. ayetinden başlayıp Maide suresini bitirdikten sonra En'am suresine başlayacağız inşallah. Hatırlayalım, geçen haftaki dersimizin sonlarına doğru Allah-u Azimuşşan İsa Aleyhisselam'a inanan havarilerden bahsederken, havariler İsa Aleyhisselam'a Allah'a dua etmez misin, gökten bize bir sofra indirsin demiş, böyle bir istekte bulunmuşlardı. İsa Aleyhisselam da Allah'a korkun, Allah'tan inanan insanlarsınız siz deyince, havariler biz şunun için istiyoruz sofrayı demişlerdi. Hem yiyip karnımızı doyuralım, hem de senin söylediklerinin doğruluğuna tamamen mutmain olsun kalbimiz. Ve Allah'ın da apaçık mucizesini gözlerimizle görelim diye istiyoruz bunu demişlerdi. Sonra İsa Aleyhisselam, bakalım bu sofra isteğinin karşısında nasıl davrandı? Bismillahirrahmanirrahim. Kâle İsa ibn-i Meryem'e. Meryem oğlu İsa şöyle dua etti. Dedi ki, Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten minessemâ. Rabbimiz, ey Allah, bize gökten bir sofra indir diye dua etti. تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِاَوَّلِنَا وَآخِرِنَا. Bizden öncekilere ve bizden sonrakilere bir bayram olsun bu. Bugün bir bayram günü olsun. وَآيَةً مِنْكَ. Bir de senden bir mucize olsun diye bize gökten bir sofra indir ya Rabbi diye dua etti. Bunun üzerine şöyle duaya devam etti. وَرْزُقْنَا. Ya Rabbi bizi rızıklandır. Bizi yedir, karnımızı doyur. وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Zira rızık verenlerin en hayırlısı sensin ya Rabbi diye dua etti. Bu duaya nasıl bir cevap geldi Allah'tan? قَالَ اللّٰهُ. Allah'ın Azimuşşan da şöyle buyurdu. اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ. Ben o sofrayı size kesinlikle indireceğim. İndireceğim ama فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ. O sofra indikten sonra, bu mucize görüldükten sonra kim inkar ederse, kim inkar ederse, ya bu mucizeyi gördükten sonra insan inkar eder mi? Eder. Beni İsrail örneği var değil mi? Beni İsrail örneği var. Şu zamana kadar. Ve bundan sonra da Arap müşrikleri, Mekke müşrikleri örneği var. Peygamber Efendimiz'in mucizelerini gördükten sonra yahu sihir yaptı yine diyen Mekke müşrikleri örneği var. İnsan yani mucizeyi gördükten sonra da inkar eder. Etmemesi gerekir de, çünkü apaçık artık görmüştür onun hak olduğunu, gerçek olduğunu. Ama nefis bırakmaz. Şeytan da bir çelme takar insana, inkar eder. Şimdi de öyledir, hiçbir şey değişmedi biliyor musunuz? Şu anda peygamber yok. Ama peygamberin mucizesi devam ediyor. Allah-u Azimuşşan bize gözümüzün rahat bir şekilde görüp algılayabileceği bir sürü mucizeler gösteriyor. Yani bizim yaratılışımız başlı başına bir mucize. Bir damla sudan. Damla da neymiş? Damlanın içinde bir zerreden, bir insan meydana getirmek. Mükemmel düşünebilen, şahane görebilen, iyi işitebilen, konuştuğu zaman lügat parçalayabilen bir insan. Aynı zamanda iç organlarıyla birlikte mükemmel çalışan bir sisteme sahip insan. Bu mucize değil de nedir? Allah'ın varlığını kabul etmek insana, isteyen insan bundan başka
herhangi bir mucizeye aslında ihtiyacı yok. Peki hala Allah yoktur deyip etrafta dolaşan insanlar var değil mi? Var. Kur'an-ı Kerim başlı başına bir mucizedir. Bakın 1440 yıl evvel inmiş bu Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Peyderpey inmiş. Hem de etrafını kaya parçalarıyla çevrili olan Mekke gibi bir yere inmiş. Mekke'deki yaşamı biz tarih kitaplarından biliyoruz. Nasıl bir yaşam Mekke'de devam ettiğini biliyoruz. O zaman o imkanlar içinde yaşayan insanlara inen Kur'an-ı Kerim bakıyorsunuz bugüne de ışık tutuyor. Bundan sonra kıyamete kadar olan günlere de ışık tutacaktır. Neyle? Hükümleriyle, kurallarıyla, insanları aydınlatan müthiş fikirleriyle bize ışık tutuyor aslında. Hiçbir mucize olmasa Kur'an-ı Kerim mucizesi yeter yani. İnsanın böyle karşısında susup, bu Allah'ın kelamıdır, bunu gönderen Allah'a inanıyorum demesi gerekir. Bu kadar açık bir mucizedir. Ama görüyorsunuz değil mi? Sokakta dolaşıyor. Demek ki mucizeyi gördükten sonra da inkar eden olabiliyormuş. Olabilir. Onun için de Allah buyuruyor ki bu mucize geldikten sonra, sofra indikten sonra kim inkar ederse o zaman o şunu hak etmiştir. فَاِنِّي اُعَذِّبُهُ عَذَّابًا لَا اُعَذِّبُهُ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Yeryüzünde hiçbir insana yapmadığım, vermediğim azabı ona veririm, tattırırım. Yeryüzünde hiçbir insana tattırmadığım azabı. Şimdi bizler Allah Resulü'nün mucizesini apaçık görmedik. İnanıyoruz gaybi iman. Ama Mekke'de yaşayan müşriği de olsun, Müslümanı da olsun, Allah-u Azimuşşan'ın peygamberinin mucizesini gördüler. Onlarla biz bir değiliz. Onlar haydi haydi inanmak mecburiyetinde. Biz gaybe inanıyoruz ama onlar gözleriyle de gördüler. Allah tasdik de etti, bu benim peygamberimdir diye. Mesela Firavun ve Firavun'un etrafındakiler Musa Aleyhisselam'ın mucizesini açık açık gördüler. İşte havariler İsa Aleyhisselam'ın mucizesini açık açık gördükleri için onlar eğer iman etmezlerse, inkar ederlerse onların hiçbir kurtuluşu yok. Onun için alemde hiç kimseye vermediğim azabı ona veririm diyor. Ve iz kâle Allahu ya İsa ibn Meryem. Allah-u Azimuşşan bir ara Meryem oğlu İsa'ya şöyle buyurdu. Dedi ki: "E ente kulte linnâs ittehidûni ve ummiye ilâheyni min dûnillâh?" Allah'tan başka bir de beni ve annemi ilah edinin, Allah kabul edin diye sen mi söyledin insanlara? Ey İsa, sen mi bu insanlara dedin ki teslis inancını kabul edin? Allah'a inanıyorsunuz, yanına beni de ekleyin, anamı da ekleyin diye sen mi söyledin bunlara? Diyecek İsa Aleyhisselam. Veya Allah-u Azimuşşan bu dünyadayken ona söylemiştir. İsa Aleyhisselam da kâle subhânek, ya Rabbi haşa, seni tenzih ederim. Sana ortak koşmaktan ben çok beriyim, geriyim. Tenzih ederim seni, böyle bir şey söylemedim. Mâ yekûnu lî en akûle mâ leyse lî bihak. Hakkım olmayan bir şeyi ben söylemem, söylemedim de. Yani benim ne haddime Allah'lık ilan etmek, Allah haşa. Böyle bir şey söylemek benim ne haddime? Söylemedim ya Rabbi. Ben bir şey söyledim, o da اِلْكُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتِ. Benim söylediğimi sen biliyorsun ya. Eğer söylemiş olsaydım, ey bana inanan Hristiyanlar, bak ben de Allah'ın oğluyum ha, bana da inanın
demiş olsaydım bunu sen bilirsin zaten ya Rabbi. Bilirsin. Hatta ta'lemu ma fi nefsi. Benim içimden geçeni de bilirsin. Hani şöyle, söylemem şöyle dursun. Aklımdan bile geçirmişsem. Yahu ben bu insanlara diyeyim de beni de Allah'ın oğlu olarak kabul etsinler diye içimden bile geçirmiş olsam bunu da bilirsin sen ya Rabbi. Ve la a'lemu ma fi nefsi. Ya Rabbi senin celalin, azametin, senin zatın ne murad etmiştir onu ben bilemem. Yani senin muradını ben bilemem ama sen benim içimdekini de bilirsin. İnneke ente allâhul huyûb. Çünkü sen bilinmeyenleri bile çok iyi bilensin. Evet ben bir şey söyledim. Ne söyledim işte? Şunu söyledim. Mâ kuntu lehum illâ mâ emerteni bihi. Ya Rabbi, bana emrettiğin şeyi söyledim ben onlara. Bana emretmiştin ya sen kullarıma şunu söyle diye vahyetmiştin ya, sadece ve sadece onlara söyledim. Nedir o emir? Eni'budullah Rabbi ve Rabbek. Ben dedim ki onlara, gelin benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tapın, ona kulluk edin dedim. Bunu söyledim ben ya Rabbi. Ve kuntu aleyhim şehiden ma kuntu fi. Ve onların arasında yaşadığım müddetçe de ben onların üzerine hangi konuda nasıl davranıyorlar şahitlik yaparım. Şahittim, gördüm. Ama felemma tevaffeyteni kunte enter rakib aleyhi. Ne zaman ki sen beni onların arasından aldın, ondan sonra onları gözeten, onların yaptıklarına şahit olan sensin ya Rabbi. Sen biliyorsun, ben bilemem yani. Benden sonra adlarını değiştirdiler, Hristiyan koydular. Benden sonra adamlar çıktılar, İsa'nın dediği şunlardır deyip bir sürü İnciller uydurdular kafalarından, yazdılar. 300, 350, 360 tane oldu İncil'in sayısı. Hepsi birbirinden farklı. İncil nushası birbirinden farklı. Böyle herkes çıktı, birisi dedi İsa Allah'ın oğludur, birisi dedi İsa Allah'ın kendisidir. Bunlar benden sonra olduysa sen biliyorsun bunları ya Rabbi demektir. Ve ente alâ külli şeyin şehid. Sen her şeye şahitsin ya Rabbi. Her şeyi gözetensin, her şeye şahitsin. Fakat peygamberlik öyle kolay bir meslek değil. Zaten peygamberlik Allah'ın seçip güvendiği kullarına vermiş olduğu bir görevdir. Kolay bir görev değil. Çünkü sizi üzen, sizi kıran, sizin kalbinizi kıran bir insana öfkelenirsiniz. Bazen de öfkenizin önüne geçemez. Ona elinizden geleni arkaya koymaksızın hakaret ederseniz kötülük yaparsınız. Bir kaşık suda boğarsınız elinizden gelsin. Ama peygamberler öyle değil. Peygamberler ümmetini düşünür. Ümmetine merhamet eden peygamber. İşte İsa aleyhisselam'da da o merhamet duygusunu görüyoruz şu ayet-i kerimede. Diyor ki İsa aleyhisselam Allah'a, اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عَبَالُمْ. Ya Rabbi, eğer yaptıklarından dolayı onlara azap edersen, ya Rabbi onlar senin kullarındır. Kimse sana engel olamaz. Kullarına istediğin gibi muamele edersin. Ama ve in tagfir lehum. Ya Rabbi onları affedersen, günahlarını affedersen, fe inneke entel azizul hakim. Sen aziz ve hakim olan Allah'sın. Ne var burada? Hangi duygu var? Ya Rabbi affet duygusu var yani. Bunun üzerine Allah'u Azimuşşan şöyle buyuruyor. قَالَ اللّٰهُ Allah buyurdu. هَذَا يَوْمُ يَنْفَرُ الصَّادِقِينَ صَدْقُونَ. Şu kıyamet günü doğruların, doğru olan insanların doğruluklarının
kendilerine fayda verdiği gündür. Doğrular fayda görecekler yaptıkları bu doğruluktan. İyiler iyiliklerinin faydasını görecekler. Güzellik yapan güzel insanlar bu dünyada güzel yaşadılar ve güzellikleri insanlara aktardılarsa, insanlarla paylaştılarsa ahirette onun karşılığını görecektir. Lehum cennetun tecri, o doğrular için cennetler vardır. Tecri min tahtihel enhaf, altlarından ırmaklar akan cennetler. Halidine fiha, orada ebedi kalacaklar. Ebeda, sonsuz bir şekilde. Radıyallahu anhum, o doğrulardan Allah hoşnut olmuştur. Razı olmuştur, hoşlanmıştır. Ve radu anhu, o doğru olan sadık insanlar da Allah'ı Rab olarak kabul etmekten hoşnuttular. İyi ki bizim Rabbimiz var der ve hoşnut olur. ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ İşte kurtuluş budur. En büyük kurtuluştur hem de bu. En büyük kurtuluş budur işte. Yani Allah insandan razıysa, Allah bir kuldan razıysa tamam işte. O kul için en büyük kurtuluş budur. Allah'ın razı olması. Onun için büyükler, Allah dostları, ''Ya Rabbi, senin rızanı isteriz.'' demişler, boyunlarını bükmüşler. Bundan başka duada pek bilmemişler. ''Ya Rabbi, senin rızanı isteriz. Sen razı olursan bizim için en mutlu andır. Sen razı olmadıktan sonra bizi cennetine de koysan mutluluk bize haramdır.'' Hep böyle dua ederler. Halk arasında ''Allah senden razı olsun.'' duası da buradan çıkmıştır. Küçük bir dua değil. Hani biz böyle çok alışkanlık haline getirmiş söylüyoruz ama ciddi bir duadır. Allah senden razı olsun demek çok büyük bir duadır. Buna devam etmek lazım bu duaya. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيهِ Yerde, gökte ve onlarda bulunan her şey, her şeyin mülkü Allah'ındır. Yerde ne varsa, gökte ne varsa hepsi Allah'a aittir. Ve huve alâ kulli şeyin kadir. O Allah her şeye kadir olan Allah'tır. El-Am suresi. Baştan itibaren sayarsak eğer 6. sure. 165 ayet var. Fakat nüzul sebebi olarak saydığımızda 55. sırayı alır. Mekke-i Mükerreme'de inmiştir. Bazı ayetleri de Medine'de inmiştir. En'am adını ileride gelecek, ileriki derslerde gelecek ayetlerdeki hayvan anlatımlarından almıştır. En'am hayvan demektir. Nasıl bir anlatım gelecek onu da kısaca söyleyeyim size. Mekke müşrikleri böyle saçma sapan bazı kuralları vardı, örfleri, adetleri, saçma sapan adetleri. Zaman zaman ayetler geçti, onlara vurgu yaptık. Bir hayvana işaretler, salıverirler. İşte bu hayvanı yemek de yasak, buna yük yüklemek de yasak derlerdi, haram derlerdi hatta. Bu hayvanın sırtı da haramdır derlerdi, sütü de haramdır. Böyle hayvanlar üzerinde, bu haramdır, bu helaldir, bunu yersin, bunu yemezsin. Bunun efendim yavrusunu erkekler yer sadece, bunun yavrusunu hem erkekler yer, hem hanımlar yer diye böyle kendi kendilerine haram ve helal koymuşlar hayvanlar üzerinde. Kutsal saydıkları hayvanlar var. O ayetler bize müşriklerin bu yanlış düşüncelerini ve fikirlerini aktaracağı için surede ismini bu ayetlerden almıştır. Ama genel olarak sure hangi konuya vurgu yapıyor dersek eğer, genel olarak sure tevhid konusuna vurgu yapıyor. Bir olan Allah'a inanma konusuna vurgu yapıyor. Şirk, şirkin zıttı olan tevhide vurgu yapıyor. Zaten hemen bugünkü ayetlerde de göreceğiz o tevhid vurgularını. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض
Allah'a hamdolsun. Bütün hamdler Allah'a aittir. Allah-u Azimuşşan öyle Allah'tır ki yeri yaratan O'dur, göğü de yaratan O'dur. Ve ceala zulümâti ven nur. Karanlığı da yaratan O'dur. Nuru, ışığı, aydınlığı da yaratan O'dur. ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Bunca ayetlerle deliller var. Göğü yaratan, yeri yaratan, karanlık, aydınlık, gece, gündüz. Bu kadar delillerden sonra kafirler kalkıp hala taptıkları putları Allah'a denk tutuyorlar. Yani onlara sorsanız senin taptığın bu taştan put ne yapıyor? Ne mahareti vardır desen ne diyecek? Aa, hiçbir şey yapmıyor. Yerinde duruyor işte. Hatta eğer görevlisi olmasa pislik götürür üstünü başına. Çamur olur, toprak olur. Yani görevli var da bereket versin. İki günde bir ya da her gün siliyor da temizliyor. Şimdi böyle bir taşı kalkacaksın, yeri göğü yaratan Allah'a denk tutacaksın. Bu akılsızlıktır. Ona vurgu yapıyor Allah işte. Huvellezî halakakum min tîn. O Allah öyle bir Allah'tır ki sizi çamurdan yaratmıştır. Thumma kadâ ecelâ. Sonra da sizin ecelinizi de belirtmiştir. Koymuştur ortaya. Kim ne kadar yaşayacak? Ben bilmiyorum ama Allah biliyor değil mi? Biliyor. Ve ecelun musemmen indehu. Eceli müsemma da sadece Allah katındadır. O bilir. Eceli müsemma da kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi. Şimdi birinci ecel, insanın ne zaman öleceği bilgisi. Eceli müsemma, ikinci ecel ise kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi Allah'ın katındadır. ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُونَ. Bu bilgilerden sonra siz hala şüpheye düşüyorsunuz diyor Allah. Hala şüpheye düşüyorsunuz. Kendiniz hakkında, Allah hakkında, kıyamet hakkında hala şüpheye düşüyorsunuz. Yapmayın. وَهُوَ اللّٰهُ. O Allah öyle bir Allah'tır ki فِسَّمَا وَهُوَ اللّٰهُ. وَهُوَ اللّٰهُ. O Allah'tır. فِسَّمَاوَاتِ وَفِي الْاَرْضِ. Yerde de gökte de tek olan Allah'tır o Allah. Ondan başka ilah yoktur yani. Yerde de yok, gökte de yok. Şimdi yer tanrı vardı, gök tanrı vardı eski düşüncelere göre. Gök tanrı işte gökte oturuyor, göksel işleri yürütüyor. Yağmur, kar, güneş. Yer tanrı da yerde duruyor, yerdeki işleri yürütüyor. İşte deprem, insanların rızıkları, yerden biten şeyler vesaire. Böyle bir düşünce vardı. Allah bu düşünceyi de yanlış olduğu için üzerine çiziyor, diyor ki yerde ve gökte tek Allah vardır. O Allah'tır. Yani sırrakum ve cehrakum. Sizin gizlediğinizi de bilir Allah. Açığa vurduğunuzu da bilir. Ve ya'lemu ma teksibun. Ve sizin kazandığınızı da bilir. Yani yaptığınız işler sonucunda nereye gideceksiniz? Cennet mi, cehennem mi? Ameliniz sizi nereye götürecek? Allah bilir. وَمَا تَتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ. Allah-u Azimuşşan, onların Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet onlara geldiği zaman اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Onlar kesinlikle ondan yüz çevirdiler. Allah'ın ayetleri hangisi gelirse gelsin bir bahane uydurdular, kabul etmediler. Yüz çevirdiler. İnkarcılar böyle işte. Fakat kezzebû bil hakkı lemmâ câehum. Onlara geleni, hem de hak ile geleni onlar yalanladılar. Gerçek olarak gelen ayetleri, vahiyleri, peygamberi onlar yalanladılar. Ama fesevfe yettihim enbâ'u mâ kânû bihi yestehzibûn. Hani alay ettikleri şeyler var. Kur'an'la alay ediyor, peygamberle alay ediyor, camiyle alay ediyor, namazla alay ediyor ya bazı insanlar. Ha, alay ettikleri bu şeyler yakında onlara haber verilecek.
ortaya çıkacak yani. Bak bunlar alay ediyordunuz ya. Yani gelin bakalım şimdi bunun hesabını verin denilecek. Alay ettiklerinden o zaman çok mahcup olacaklar. Çok pişman olacaklar ama iş işten gelecek. Nitekim kabul etmeyenler, ahiret diye bir şey yok diyenler Allah Teala tarafından yeniden diriltildikten sonra kıyamette ahiret diye bir şey yoktu değil mi? Peki bu ne diye sorgu suale çekildikleri zaman hata ettiklerini kendileri ifade edecekler. Elem yaram kem ehlekne min kablihim min karni. Onlar görmediler mi? Kendilerinden önce nice milletleri biz helak ettik, ortadan kaldırdık. Şimdi bu ayetler Mekke'de indiğini düşünün. Mekke'de iniyor. Mekke müşriklerine iniyor. Mekke müşrikleri Mekke'de yaşayan Hristiyanlardan veya zaman zaman Şam'a ticaret için gidiyorlar. Oradaki Yahudilerden ve Hristiyanlardan hep duyuyorlar değil mi? At kavmi varmış, Semut kavmi varmış, Eyke kavmi varmış, Medyen ehli varmış. Bunlar yaşıyorlarmış. Hem de çok da güçlü ve kuvvetliymişler bunlar. Hepsi yok olmuş gitmiş. Bunları hep duyuyorlar, işitiyorlar bunlar. Allah'a vazgeçmişler. Yani onlar bu konulardan haberdar değiller. Kendinden önce nice toplumları helak ettik diyor Allah. Hem de o toplumlar öyle böyle toplum değildi. Mekkennâhum fil ardı mâ lem nümekkillekûn. Size verdiğimiz imkanlardan daha çok imkan vermiştim onlara. Size vermediğimiz imkanlara sahipti onlar. Mesela Mekke'deki bir insan ev yapacağı zaman neden yapıyor evini? Kerpiçten yapıyor. Çabuk samanla karıştırıyor, kalıp yapıyor. Kuruduktan sonra da üst üste koyuyor, evini yapıyor, içine giriyor. Üstünü işte, üstüne de hurma dallarıyla çatı yapıyor, kapatıyor. Kerpiç. Ama kendinden önceki At ve Semut kavmi bir de bakıyorsunuz, mermerden evler yapmışlar. Dağları delmişler. Kayaları yontmuşlar, kayaların içine evler yapmışlar. Yontmuşlar böyle kayayı, içine evler yapmışlar. Hala onların yonttuğu kayaların izleri var. Bir kısmı Suudi Arabistan toprakları içinde, bir kısmı Ürdün toprakları içinde Salih Aleyhisselam'ın kavminin yaşadığı yerler. O evler, o sütundan mermerden yapılmış de taşlardan yapılmış evlerin hala izleri var. Gidenler görüyorlar, turistler ziyaret edip fotoğraflarını çekebiliyor. Yani Mekke müşriklerinin imkanlarından çok daha ileri imkanlara sahipti onlar. Ama ne oldu? Helak oldular. Allah onları da helak etti. Ve ersenne semaa aleyhim midrara, hem de onlara gökten böyle müthiş yağmurlar yağdırdık diyor. Yağmur demek bereket demektir. Yağmur deyince yağmur olduğu yerde zenginlik olur. Demek zenginlik verdik onlara. وَجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ مِنْ وَجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ. Böyle ayaklarının altından ya da evlerinin altından ırmaklar akıttık diyor. Şarıl şarıl ırmaklar akıyor. Her taraf yeşillik, her taraf suyun vermiş olduğu zenginlik nimetlerle dolu. Ama onlar peygamberi inkar ettiler. Peygamberin anlattığı vahiyleri inkar ettiler. فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Onların yapmış olduğu cürümlerinden dolayı biz onları helak ettik. وَاَنْشَئْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِينَ. Ve onların arkasından başka nesiller getirdik. Başka nesiller geldiler, orada yaşamaya başladılar. At kavmi gitti, Semud kavmi gitti, onların yerinde İşte bir zaman Beni İsrail, İsrailoğulları yaşadılar. Onların yerini aldılar yani. Demek ki Allah'ın Hüseyin Uşşan'a
kulluk edersek kazançlı biz çıkıyoruz. Yoksa Allah sizi giderir, arkanızdan daha sağlam bir toplumu getirir. Hiç umurunda olmaz Allah'ın demişti ayette. Hiç umurunda olmaz. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِاَيْدِيهِ Şimdi bu ayet çok vurucu bir ayet. Çünkü Allah-u Azimuşşan Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla vahiy gönderiyor Peygamber Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz de vahiy geldikten sonra o gelen ayetleri anlatıyor, aktarıyor. Müşriye de okuyor bu ayetlerde, Müslümanlara da okuyor. Şimdi müşrikler inanmayacaklar ya, inanmayacaklar, mazeret olarak öne sürüyorlar. Diyorlar ki, ya ne bileyim senin bu okuduğun şeyler Allah'tan gelmiş olan ayetlerdir. Hani bize şöyle bir kitap getirsene, şöyle kağıt üzerine yazılsın, gökten böyle insin kağıt, ha bilelim ki bu Allah tarafından gelmiştir, diyorlar. Böyle bir itirazlar var. Allah da buyuruyor ki, وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ Şu Kur'an-ı Kerim'i sana yazılı bir kağıtta indirmiş olsak, yazılı kağıt olarak indirmiş olsak, üstüne üstlük فَلَمَسُوهُ بِاَيْدِيهِمْ O inanmayanlar, o sana indirdiğimiz kitabı şöyle kağıdı elinlerde tutsalar, şöyle ellerde tutacaksın ki sihir mi değil mi? Hani göz yanılması olabilir böyle uzaktan göstersen. Göz yanılması gibi algılayabilir. Ellerinle de şöyle tutsalar, ellerinle de tutsalar, ne demeleri lazım? Tamam, bu Allah Teala tarafından inmiş kitap demeleri lazım. Ama inan ki öyle demezler. Şöyle derler, لَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سَكْرُونُ بِي O inkar edenler derler ki, bu apaçık bir sihirdir ya. Yine sihir yaptı bize derler. Yine sihir yapacağız. Bunların bu sihir mazereti meşhur. Çok meşhur bir mazeret. Sihir. Sihir yaptı, bizi bağladı. Başka bir şeye sığınamıyorlar çünkü. Sihir yaptı diyorlar. Yalancısın diyebilirler mi Peygamber Efendimiz'e? Diyemezler. Çünkü bizzat onların içinde 40 yıl yaşadı. 40 yaşına kadar onlar da, yani Ebu Cehil başta olmak üzere, Ebu Cehil ki en büyük düşman değil mi? Ebu Cehil başta olmak üzere herkes Peygamber Efendimiz'in adı geçince, Muhammed geçince o güvenilir Muhammed, emin Muhammed diyorlardı. Hatta ben bir hocadan duymuştum. Ebu Cehil, Peygamber Efendimiz'e Ebu Cehil emin lakabını takmış. Güvenilir. Böyle de kendinden çelişen bir insan. Şimdi yalancısın diyemiyorlar. Ne diyecekler bu sefer? Sihir diyecekler. Buna da işaret edecek önümüzdeki ayetlerde. Ve kalu dediler ki, başka bir itirazları da var şimdi. Dediler ki, lev la unzile aleyhi melek. Şimdi o Muhammed'e bir melek gelmesi gerekmez miydi? Bir melek inmesi gerekmez miydi? Melek iniyor da sen görmüyorsun. Melek. Yok, yani o inerken biz görelim, gökten inerken görelim, onunla konuşurken görelim, sonra göğe tekrar çıkarken görelim diyorlar. Allah buyuruyor ki, وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا Eğer biz meleği indirmiş olsak, yani onların arasında dolaşan, görülen bir melek olsa, لَقُضْرِيَ الْاَمْرُ İşte o zaman iş bitmiş olur, bitirilmiş olur iş. ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ Ve onlara fırsat tanınmaz artık. İş bitirilmiş olur ne demek? Şu demek. Yani meleği gördükten sonra yine de sihir derlerse, inanmazlarsa hemen atları üstüne getirilmesi gerekir. Aynı semut kavmi gibi, at kavmi gibi olması gerekir. Onun için Allah meleği açıktan göndermiyorsa bu da Allah'ın acıması, merhametidir. Başka bir konuya temas ediyor Allah. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا Şimdi şöyle de itirazları var. Diyorlar ki, ya gele gele bir insan mı peygamber olarak gönderildi? Bir melek gönderilseydi ya peygamber olarak. Allah da
bu itirazlarına da cevap veriyor. وَلَمْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا Eğer biz o peygamberi melek olarak göndermiş olsaydı لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا Yine onu bir insan suretinde, bir adam suretinde kılar öyle gönderirdik. Melek olarak göndermezdik. Yani melek suretinde göndermezdik. Melek suretinde gelmesi bir problem, bir sorun. Toplum için sorun. Toplum anlamaz. Toplum ürker. Hani ne olacaktı? Bir insan suretinde göndermemiz gerekiyor. Niçin? Çünkü onlarla oturacak, hasbihal edecek, onlar soracaklar, cevap verecek. Onlarla devamlı teşrik-i mesaide bulunacak. Bu ancak olsa olsa bir insan olur. Sonra melek gelse, Allah aşkına inanacaklar mı acaba? Allah'ın elçisi Cebrail aleyhisselam yeryüzüne geldi, Mekke müşriklerinin arasına girdi veya şimdiki topluma geldi. Dedi ki ben Cebrail'im, Allah'a inanan, Allah'tan baktık başka ilah yok. İnanacaklar mı sana? Yine inanmayacak. İnanmayacak. Bu sefer de belki şöyle itiraz edecekler. Ya o melek, biz onun gibi yaşayamayız ki, o yaşıyor ama o melek derler. Allah'a razı olsun. Onun için içlerinden onlar gibi, aynı onlar gibi yürüyen, gezen, dolaşan, hüzünlenen, sevinen, yorulan, dinlenme ihtiyacı olan, emlenen, çoğalan bir insan gönderdi. Evet. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا Eğer o peygamberi melek olarak göndermiş olsaydık, onu yine insan suretinde gönderirdik. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْمِسُونَ Yine onları düştükleri kuşkuya düşürürdü. Yine bir kuşku içine girerlerdi. Yine bir şey bulurlardı. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكَ Habibim, senden önceki peygamberler de alay edildiler. Kavmi tarafından senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Şimdi senden alay ediliyor mu? Hiç üzülme. Senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ama فَحَاقَ بِالنَّذ۪ينَ سَفِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِه۪ي يَسْتَهْزِئُونَ Onların o alay ettikleri şeylerle azap onları çepeçevre kuşatıverdi. Alay ediverirken azap geldi onları yakalayıverdi. Kul, Habibim onlara söyle. Bakın bundan sonra kuller başlıyor. Allah'ın peygambere alacılığıyla ultimatonları başlıyor. Kul Habibim onlara de ki Siru fil ard. Yeryüzünde şöyle bir dolaşın. Gezin dolaşın bakalım. فَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Şu yalanlayanların, peygamberlerini ve Allah'ın ayetlerini yalanlayan toplumların sonları nasıl olmuş? Son akıbetleri ne olmuş? Bir görün bakalım, bir bakın. İşte gezin şöyle eski toplumların yaşadığı şehirleri. Bir bakın. Şimdi o Firavun deyince titriyormuş insanlar. Çünkü Allah'la kıyaslayan bir Firavun. İnsanın canı, ne insanı? Toplumların canı Firavun'un iki dudağı arasında. İşareti. Şöyle yapıyor. Tamam, adamın canı gitti. Böyle bir adam Firavun. Şimdi o Firavun'un saltanat sürdüğü yerleri dolaşın bakalım. Çölleri. Hiçbir şey kalmadı. Kul Habibim de ki onlara لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerde ve gökte olanlar kime aittir? Diye bir sor onlara. Kul sonra da cevabını ver. De ki لِلّٰهِ Allah'a aittir. Yerde ve gökte olanlar Allah'a aittir. كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ Allah merhameti kendi kendine görev addetmiştir. Merhametli olmayı kendi kendine görev addetmiştir Allah. Allah merhametlidir yani.
Merhametli olan Allah'tır. لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Kıyamet günü hepinizi toptan bir araya getirecek, toplayacak, tekrar haşredecek. O kıyamet gününde de şüphe yok. Kesinlikle olacak o kıyamet günü. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ O kendilerine yazık edenler var ya, kendi kendilerine yazık edenler. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوا Onlar inanmazlar. İnanmazlar onlar. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Gecede ve gündüzde, gece ve gündüz neyi barındırıyorsa hepsi Allah'a aittir. Gece ve gündüz neyi barındırıyorsa hepsi Allah'a aittir. Bu ayeti açın açabildiğiniz kadar. Daha bu ayetin manasının belki onda birini anlayabiliriz. Şimdiki teknoloji. Gece ve gündüzün barındırdığı şeyler. Gecenin özelliği başka. Gündüzün özelliği başka. Gece olduğu zaman başka yaratıklar, belki başka radyasyonlar, başka efendim dalgalar. Gündüz olduğu zaman bambaşka dalgalar dolaşıyor. Daha neler oluyor? Bunların hepsi Allah'a aittir. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ O Allah ziyadesiyle işiten ve bilen Allah'tır. Kul Habibi tekrar söyle. Onlara şunu sor. De ki, غَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيَّا Allah'ı bırakıp da Allah'tan başkasını mı dost tutayım ben? Allah'ı bırakayım, başka birisini dost tutayım, öyle mi? Başka birisinin önünde eğileyim, iki büklüm olayım, öyle mi? Halbuki فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yeri ve göğü yoktan var eden Allah'tır. Bu Allah'ı bırakacağım, başka birisinin önünde eğileceğim. وَهُوَ يُطْعِمُ Herkesi rızıklandıran, doyuran Allah'tır. وَلَا يُطْعَمُ O yedirilmeyendir. Yeme ihtiyacı yoktur onun. Ama o herkese yedirir, herkesi doyurur. قُلْ حَبِيبِمْ de ki اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ Müslümanların ilkleri olmam emredildi bana. Müslümanların en ileri gelenlerinden olmam emredildi. En ileri gelen Müslüman demek ne demektir? Sen ne kadar şeksiz, şüphesiz, ön şartsız olarak Allah'tan geleni baş tacı edip kabul ediyorsan sen o kadar değerli ve kıymetlisin. İmanın o kadar değerli ve kıymetli. Ama öbür tarafta acabalar varsa insan içinde onu da iman o kadar işte. Acaba diyor. Tamam ama yarım yamalak. Böyle birisi pamuk ipliğiyle bağlı, öbürsü artık bütün vücudunla, bütün azalarıyla, bütün hücreleriyle imanı sindirmiş ve kabul etmiş. İşte ilk olmak, ikinci olmak, son olmak bu manada. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Kesinlikle müşriklerden olma. قُلْ حَب۪يبِمْ دَكِمْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ Ben eğer Allah'a isyan edersen büyük azabın olacağı günden korkarım. Allah'a isyan edersen azabın büyük olduğu büyük günden korkarım. Hayır, ben Allah'a isyan ederim. İsyan edersen sonuçta azap görür de onlara. Böyle yapsınlar, böyle davransınlar. مَنْ يُسْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ O gün kim azaptan kurtarılırsa gerçekten Allah onu esirgemiştir, merhamet etmiştir ona. وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ İşte apaçık kurtuluş budur. Allah'ın rahmetine erdin mi, Allah'ın azabından uzaklaştırıldın mı, kurtuldun demektir. Asıl büyük kurtuluş bu işte. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِدُرْعِينَ Eğer Allah-u Azimuşşan sana bir zarar verecek olsa,
seni bir zarara uğratırsa فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُ o zararı kendisinden başka kimse senden gideremez. Allah bir hastalık verecek sana. Eğer Allah o hastalığı kaldırmazsa, kimse engelleyemezsen o hastalığı mutlaka kaparsın. Hasta olursun. وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ Yok, eğer Allah sana herhangi bir hayır verirse, bunu murad etmişse, o her şeye kadirdir. Yani onu da kimse senden engelleyemez. Allah-u Azimuşşan sana bir hayır, bir güzellik murad etmişse kimse engelleyemez. İki dünya bir araya gelse derler ya, iki dünya bir araya gelse kimse engelleyemez. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْكَ عِبَادِهِ Kullarının üstünde gerçek tasarrufa sahip olan O'dur. Bütün tasarrufa sahip olan O'dur. Yani hastalığı verir, şifa verir. Efendim, deprem verir, kurtuluş verir. Kıtlık verir, bolluk verir. İman verir, inkar verir. Allah'ın elindedir her şey. وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْخَب۪يرُ O, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah'tır. Kul habibim de ki eyyü şeyin ekberu şehade şahitlik bakımından en büyük şahit kimdir? En büyük şahit kimdir? Diye bir sor bakalım. Şimdi niçin sor? Çünkü Mekke müşrikleri yine geliyorlar, diyorlar ki ya sen peygamberim, peygamberim diyorsun, ortaya çıktın. Nereden anlayacağız senin peygamber olduğunu? Var mı bir şahidi? Bir şahit göster. O şahit desin ki evet bu peygamberdir, ben gördüm desin. Bundan sonra inanırım sana diyorlar. Allah da diyor ki şimdi o söyleyenlere şunu sor. De ki en büyük şahit kimdir sizce? Yani kim şahit olarak gelirse, tamam derseniz, kabul ederseniz yani. En büyük şahit kimdir sizce? He? Kul, Habibim, cevap ver. De ki, Allah-u Şehidun beyni ve beyni. Sizinle benim aramdaki şahit Allah'tır. Bundan başka şahit arıyor musunuz? Aramıyorsunuz. Arayamazsınız. Ve uhiye ileyye hâdel Kur'an. Şu Kur'an'ı bana vahyeden Allah'tır. Bu Kur'an'ı bana vahyeden Allah'tır. Niçin Kur'an bana vahyediliyor? لِيُنْذِرَكُمْ بِهِ Sizi onunla sakındırayım diye. Onun ayetleriyle sakınasınız diye Kur'an bana vahyoluyor. وَمَنْ بَلَغَ Sadece sizi değil, o Kur'an'ın sesinin ulaştığı herkese. Yani bugün bizi de Kur'an-ı Kerim'le Allah Resulü sakındırıyor. Allah Resulü'nden bize tebliğ edilen bu Kur'an-ı Kerim ayetleriyle biz bir şeyler öğreniyoruz. E innekum leteşhedûne enne ma'allâhi âliheten uhra. Yoksa siz Allah'ın yanında başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? Öyle bir iddianız var herhalde. Hatta iddiadan da öte siz şahitlik ediyorsunuz. Kesin diyorsunuz ki Allah'tan başka ilahlar da var diyorsunuz. Öyle mi? Kul sendeki la eşhed. Böyle bir şeye ben şahit değilim. Şahitlik de etmem. Allah'tan başka Tanrı vardır sözüne ben şahitlik etmem. Yok çünkü. Kul Habibim'deki innemâ huve ilâhum vâhidun. Allah tek bir ilah olan Allah'tır. Ve inneni beri'im mimma tüşrikûn ve sizin şu şirk koştuğunuz putlardan ben uzağım. Hiç alakam yok sizin bu putlarınızla. Bu olaya ben şahit de değilim, ortak da değilim. Öyle söyle. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ Kendilerine kitap veren Yahudiler ve Hristiyanlar var ya, onlar يَعْرِفُونَهُ peygamberi tanıyorlardı.
كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ çocuklarını tanıdıkları gibi peygamberi tanıyorlardı. Yani Muhammed Mustafa'nın aleyhisselam son peygamber olduğunu kesinlikle biliyorlardı. Çocuğunun kendi çocuğu olduğunu bildiği gibi, bunda hiçbir tereddütü olmadığı gibi Muhammed'in de aleyhisselam Allah'ın son elçisi olduğuna şahittir. İkinci defa geldi bu ayet bu formatta, hatırlayın. Bir de Bakara suresinde aynı bu formatta gelmişti. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Ama o kendi kendilerini zarara sokanlar var ya, onlar iman etmezler. İman etmezler. Şimdi birinci ayette müşriklere bir itiraz var. Müşrikler hani diyorlar ki senin peygamber olduğuna şahit var mı? Diyorlar. İnanmıyorlar peygamberi, peygamber olduğunu. Onlara cevap var. İkinci ayette de kime cevap var? Yahudi ve Hristiyanlar. Çünkü Yahudi, Hristiyan da Peygamber Efendimiz'in son peygamber olduğunu kabul etmiyorlar ya. İkincide de onlara cevap var. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ كَذِبَ بِآيَاتِ Allah'a yalan iftira eden, iftira atan ve Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Yeryüzünde dolaşan bunlardan daha zalim kimse bulamazsınız. Allah'ın ayetini yalanlayandan ve Allah'a iftira edenden daha zalim bulamazsınız. Allah'a iftira nasıl oluyordu? Allah'ın bildirmediği bir şeyi Allah Kur'an'da böyle söylüyor dedim mi? Allah'a iftira etmiş oluyorsun. Kur'an'da var mı diyor hani adam. Ya yok öyle bir şey kardeşim. Kur'an neresinde var? Bir şeye, birisini inandırmak isterse hemen Allah'a ortaya sürüyor. Allah böyle dedi diyor. Yahudiler, Hristiyanlar da bunu yapıyorlar. Bu Allah'a iftira atmak. İşte bu da çok büyük bir zulümdür. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Zalimleri Allah iflah etmez. Onlar kurtulamazlar. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا Biz onları topladığımız gün, yani o kıyamet gününde, hepsini topluca bir araya getireceğiz. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Sonra şirk koşanlara şöyle diyeceğiz. اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Hani o boş yere davasını güttüğünüz, boş yere davasını güttüğünüz o ortaklarınız, o putlarınız nerede? Boş yere dava gütmek demek şu demek. Şimdi bu taş, ama sen geliyorsun buna diyorsun ki bu ilah diyorsun. Beni koruyan ilah bu diyorsun. Boş yere dava gidiyorsun. İşte o boş yere güttüğün davaya, ortak tuttuğun o şahitler nerede? Hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok kıyamette. Taştı zaten. Gitti. Betondu. Gitti. Öyle diyeceğiz ki. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ Sonra onların en büyük mazeretleri şu olacak. اِلَّا اَنْ قَالُوا Şöyle diyecekler. وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ Vallahi Allah hakkı için biz ortak koşmadık diyecekler ya. Şirk koşmadık diyecekler. Yalan atacaklar ya. Yalan. اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ Kendi kendilerini yalancı duruma düşürenlere bak bakalım. وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Ve o iftira attıkları, iftira ettikleri, uydurdukları yani Tanrı diye uydurdukları şeylerin kendilerinden nasıl kaybolup gittiğine bir bak. Ortada yok. Kendi kendilerini yalancı ilan ettiler. Dediler ki biz şirk koşmadık dediler. Etraflarında da onlara yardımcı olacak hiçbir şey yok. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُوا اِلَيْكُ Onlardan bazıları vardır. Gelip sana kulak verirler, seni dinlerler. Senin
sohbetini dinlerler, senin ayetleri yani Kur'an okuyuşunu dinlerler. Şimdi iki türlü dinleme var. Birinci dinleme, gizli gizli gelir dinler, hoşlanır. Şimdi şiirden, edebiyattan anlıyor ya adam, Kur'an-ı Kerim'in de böyle bir edebi yönü olduğu için onu şiir dinler gibi dinliyor, tad alıyor. Yani onun şiirsel havasından tad alıyor. Bir böyle dinleyen var. Ebu Cehil falan gelir dinlermiş Peygamber Efendimiz'e. Bir de geliyor dinliyor. Bakalım Muhammed ne diyor? Biz ona karşı nasıl bir taktik uygulayacağız? Yani onun dediklerini bir duyalım. Ona karşı bir tedbir alalım, bir taktik uyduralım ve onu yalancı çıkartalım diye dinliyor. İki türlü dinlemeden bahsediliyor burada. Bir, hiçbir faydası olmayan, sadece böyle edebi yönüyle dinliyor, hoşlanıyor adam. Öbür türlü de bir plan yapacak, ilk önce Müslümanların planını öğrenmek için dinliyor. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي اَذَانِهِمْ وَقْرًا Onların kalplerine bir pil, bir ekinle koyduk, bir kılıf koyduk onların kalplerine. Kalplerinin üzerinde bir perde vardır. Anlayamazlar. وَفِي اَذَانِهِمْ وَقْرًا Kulaklarında da bir ağırlık vardır. Kurşun dökülmüş gibi bir ağırlık vardır. Duyamazlar. Hakikatine varamazlar yani. Sadece dinler. Hakikatine varamaz. Hatta illace ve in yara külle ayetin la yu'minu biha. Bütün mucizelerin hepsini görseler bile yine iman etmezler. Bütün mucizeleri apaçık görseler. Hatta ila ca'uke yucadilunke yekulu allazina kafaru in hada illa asatirul evvelin. Onlar gelirler sana, seninle çekişirler, çekişirler ve sonunda derler ki yahu bunlar geçmişlerin masalları, eskilerin masalları, gelmiş bize masal anlatıyorsun derler. Böyle işte. Dinlese ne olur, dinlemese ne olur Kur'an-ı Kerim. Böyle dinliyorlar. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ Onlar hem insanları Peygamber'e yaklaşmaktan vazgeçirdiler, hem de kendileri ondan uzaklaştılar. Ve in yuhlikune illa enfusahum ve ma yeşkurun. Onlar farkında bile olmadan sadece ve sadece kendilerini helak ettiler. Ve lev tera iz mukifu alen nar. Onlar kıyamette getirilecekler. Şöyle cehennemin ucunda durdurulacaklar. Böyle cehennem şey. Atılacak birazdan cehennem. Böyle cehennemin ucunda, tepesinde durdurulunca bir görseydin onu diyor, onu, onları diyor Peygamber Efendimiz Allah. Bir görseydin onları. Fakalu şöyle diyorlar. Ya leytena nuraddu ve la nukezzibe bi ayatina ve nekûne minel mü'minîn. Ah be! Keşke yeniden dünyaya döndürülsek. Yeniden bir hayat hakkı tanınsa bize. Yeniden dünyaya dönsek de bak o zaman Allah'ın ayetlerini yalanlıyor muyuz? Yalanlamayacağız Allah'ın ayetlerini ve inanan müminlerden olacağız diye kendi kendilerine başlarına vururlar, dizlerine vururlar. Ah o hallerini bir görsen diyor Allah. Peki dünyaya döndürülseler ne olur acaba? Acaba dünyaya döndürülseler sözlerinde dururlar mı? Bakın ayet-i kerimede onun cevabı da var. Bel bedalehum ma kanu yukhfuna min qabl. Daha önce gizlemekte oldukları o günahları kendilerine göründüğü ondan böyle ahvah ediyorlar. Ve lev ruddu la'adu limanu anhu ve innahum lekazibun. Onlar şayet dünyaya döndürülseler. Ahvah dediler ya, ah bir dünyaya döndürülürsek. Bak o zaman yalanlamayacağız dediler ya. Şayet dünyaya döndürsek biz onlara, o imkanı versek, neyi yapmamalarını istiyorsan yine gider ona yapışırlar. Yine gider şirk koşarlar. Yine gider putlara taparlar. Yine gider peygamberi yalanlarlar.
Çünkü ve innehum lekazibun, onlar yalancı. Yalancı onlar. Burada da yalan atıyorlar. Apaçık. Allah müşriklerin yapısını, zihniyetini bize gösteriyor, önümüze koyuyor. Biz de bu ayetleri okuduktan, işittikten sonra için için şükrediyoruz Rabbimize. Elhamdülillah. Biz tevhid yolunu bulmuşuz. Müslüman olmuşuz. Müşriklerden uzağız. Elhamdülillah. Bu ne kadar büyük bir nimet. Böyle bir çelişkinin içinde yaşayan insanlar da var. Ya biz de onlardan olsaydık. Ne kadar büyük bir felaket olur. Ve kâlû, onlar dediler ki, o imansızlar, dediler ki, اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْرُمْ وَبْرَوْسَ. Şu dünya hayatından başka hayat falan yok. Biz yeniden diriltilme falan tanımayız. Öyle bir şey yok ki, yeniden diriltilmeyecek kimse. Dediler onlar. Diyorlar değil mi şimdi? Ya gidip gelen mi var kardeşim? Nereden çıkarttınız ahiret varmış, öldükten sonra dirilme varmış? Hatta bir de kendi kafalarına göre de şeyler de koyuyorlar. Adam işte şu kadar bin fit yükseklikte uçarken uçak infilak etti, parçalandı, bütün parçaları savruldu. Bunlar işte nereden bir araya toplanacak falan filan gibi böyle kendi kafalarına göre bazı uydurmalarla da yeniden dirilmeyin olmayacağını, mümkün olmadığını ispat etmeye çalışıyorlar. Tamam. Şimdi bunların durumu nasıl? Bakın. وَلَوْ تَرَى اِنْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ. Allah'ın huzurunda böyle dikiliyorlar ahirette. Ah bir görseydin onları diyor Allah. Ah bir görseydin onları böyle. Allah'ın huzurunda dikiliyorlar. Kale, Allah-u Teala şöyle buyuruyor onlara. Diyecek ki, اَلَيْسَ هَذَا بِحَقْ. Şu öldükten sonra yeniden dirilme gerçek miymiş değil miymiş? Hani öldükten sonra dirilme yok kardeşim diyordun ya. Gerçek miymiş değil miymiş? Dirildin çünkü kalktın şimdi Allah'ın huzurundasın. Sen ne diyeceksin? Kalo diyecekler ki bela var Rabbine. Vallahi doğruymuş ya Rabbi ya. Doğruymuş be. Böyle diyecekler. Onun üzerine kale Allah'ın azimuşan buyuracak ki فَذُوْهُ الْعَذَابَ بِمَا كُمْتُمْ تَكْفُرُونَ. İnkar ettiğinizden dolayı şimdi azabı tadın. Burayı inkar ediyorsunuz. Şimdi azabı tadın diyecek. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ. Allah-u Azimuşşan'a ulaşmanın, Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar ziyana uğradılar. Yani öldükten sonra yeniden dirilme yoktur diyenler ziyandalar. Ziyandalar. Hatta اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً. Ne zaman ansızın kıyamet gelip kopuverdiğinde kâlû, şöyle diyebilirler. يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّتْنَا ف۪يهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. O yaptıkları günahları sırtlarına yüklenmiş vaziyette şöyle diyecekler. Dünyada iyi amelleri terk ettiğimiz için yazıklar olsun bize be. Yazıklar olsun bize. Niçin o güzel amelleri terk ettik dünyada diyecekler. İş işten geçti artık. اَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Yüklendikleri o şey ne kötü şeydir. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهْ. Dünya hayatını merak ediyorsanız ben açıklayayım size diyor Allah. Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Bitti bu kadar. Gerçek değil yani. Çocukların bir oyunu, evcilik oyunu oynuyorlar. Birazdan akşam olunca, hava kararınca ya da annesi evden çağırınca oyunu bozulacak. Bitecek oyunlar orada, eve dönecekler. Onun gibidir dünya hayatı. Oyundur. Hiç efendim sıkı sıkıya bağlanmaya gelmez. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ. Takva sahipleri için ahiret hayatı daha hayırlıdır. اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Akıl etmeyecek misiniz? قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنْكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ.
Şimdi bu ayet-i kerime sebebini söyleyelim ilk önce. Ebu Cehil geliyor diyor ki Peygamber Efendimiz'e, senin yalan söylediğini iddia etmiyoruz. Sen yalan söylemiyorsun. Ama bu senin söylediğin ayetlerin Allah'ın ayetleri olduğunu kabul etmiyoruz diyor. Sen yalan söylemiyorsun, sen yalancı değilsin tamam ama bunlar Allah'ın ayetleri değildir diyor Ebu Cehil. Allah Resulü de üzülüyor. Üzülüyor yani hakkı kabul etmediği için. Şimdi Allah'ın azimuşşan buyuruyor ki قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَعْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. Onların şöyle dediklerinde sen üzüldün biliyoruz. Üzüldün. Onlar şöyle diyorlar. فَاِنَّهُمْ لَا يَكَذِّبُونَ. Biz seni yalanlamıyoruz. وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِهَيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ. Onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Bunları da biliyoruz. Seni üzdüğünü de biliyoruz ama üzülme diye teselli veriyor. Çünkü وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ. Senden önceki peygamberler de böyle yalanlandı. Senden önceki peygamberlere de hep yalancı yalancı dediler. Ama onlar فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا رُهُوذُ. O yalanlayanların yalanlamalarına ve eziyetlerine hep sabrettiler. حَتَّى اَتَاهُمْ نَسُونَ. Sabrın sonunda bizim yardımımız geldi, onlara ulaştı. Yardımımız ulaştı onlara bak. Sabrettiler, yardımımız ulaştı. Yani sen de sabret, sana da bizim yardımımız ulaşacaktır. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ. Allah'ın kelimelerini değiştirecek hiçbir güç yoktur. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُسَلِينَ. Peygamberlerin bir kısmının haberi sana geldi. Bir kısmını sana anlattık diyor Allah muhafaza yumuşak. Şimdi son ayette de teselli. Son ayette de bir vurgu var. Dikkat edin. Ve in kâbine kebura aleyke i'râfuhum. Onların senin tebliğinden yüz çevirmeleri, senin okuduğun ayeti takmamaları eğer sana ağır geldiyse fe in istata'te en tebteğiye nefakan fil ard. O zaman eğer gücün yetiyorsa hadi yeri kaz, yeri del, bir tünel aç yerden. اَوْسُلَّمَنْ فِي السَّمَاءِ veyahut da göğe bir merdiven uzat, göğe çık. Sonra da اَوْتَهْتِيَهُمْ فَتَهْتِيَهُمْ bir ayet onlara bir mucize getir. Gücün yetiyorsa yap. Ama gücün yetmez senin. Yani mucizeyi Allah gönderir. Mucize Allah'tan gelir. Senin istediğin zaman gelmez. Senin gücün yetmez buna diyor. Buradan bir şey anlıyoruz biz. Peygamberler eliyle gösterilen mucizeler Allah'ın yarattığı mucizelerdir. Peygamber kendi isteğiyle yapmış olduğu şeyler değildir yani. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. Bakın burası çok dikkat çekeceğim. Eğer Allah dileseydi hepsini hidayet üzere toplardı. Mekke'de bir tane kafir bırakmazdı. Hepsini Müslüman yapardı. Ebu Cehil de Müslüman olurdu, Ebu Leheb de Müslüman olurdu. İlk günden Ebu Sufyan da gelirdi sana teslim olurdu. Allah isteseydi bunu yapardı. Yapmadı bunu. Niçin? İmtihan var da onun için. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Sakın cahillerden. İşin farkına varan insansın sen. Cahillerden olma diyor Allah'ın azimuşşan. Rabbim anladıklarımızla amel etmeyi nasip etmesin. İllahi l-Fatiha.